Planlarına hız veren ABD, Türkiye'ye sadece 60 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç'a yeni silah ve askeri araç sevkiyatı yaptı. Hafta sonunda Dede Ağaç limanına yanaşan dev nakliye gemisi, aralarında tank ve paletli personel taşıyıcıların da olduğu 2500'den fazla askeri araçla teçhizat indirdi. Gemi komutanı Tümgeneral J.P. McGee, Dede Ağaç limanının ABD ordusu, Yunan ve NATO müttefikleri için stratejik değerde olduğunu söyledi. Gemiden indirilen binlerce askeri teçhizatın bir kısmının Yunanistan'da kalacağı, bir kısmının da karayolu ve demiryoluyla Bulgaristan üzerinden Romanya ve Polonya'ya sevk edileceği bildirildi. ABD'nin lojistik merkezi olarak kullandığı Dede Ağaç'a geçtiğimiz Ekim ayında da çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silah getirilmişti. Yunanistan, ABD'nin Ege'deki üstlenme merkezi konumunda. ABD ordusu İskide Erken Uyarı Üssü, Salamis Deniz Üssü, Castelli, Kalamata ve Andravide Hava Üssü olmak üzere 5 farklı bölgede askeri faaliyet yürütüyor. 2021 yılında Washington'la savunma işbirliği anlaşmasını yenileyen 22 yer gösterdi. ABD'nin anlaşmayı genişletmesiyle birlikte Yunanistan'da 4 askeri üsse daha erişim kararı alındı. Dede Ağaç'taki Yanuli karargahı ABD'ye tahsis edilirken burada 400 ABD askerinin kalabileceği ek tesisin inşası için çalışma yapıldı. Ayrıca Girit Adası'ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası da genişletildi. Vitehoro'daki atış talim sahasıyla Stefanovico askeri havalanı civarındaki piyade taburu karargahı da ABD'ye verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Ege'de adaları hukuksuz şekilde silahlandıran Yunanistan'sa Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını istedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmada birlik üyesi olmayan 3. ülkelere silah satışında daha dikkatli tercihler yapılması gerektiğini söyledi.